Evtâd'ın mertebe ve menzilleri. Evtâd direklere geldi şimdi. 4. Bilgileri bu konuyla ilgili Evtâd direkler hakkında konuşursak bilinmelidir ki Allah'ın kendileriyle alemi koruduğu Evtâd beşincileri olmayan 4 kişidir. Ne dedik? Bu 4 kişi işte o 7'lerden olan 4 kişi. 7'lerin içerisinde 3 kişi dedik. Bir kutup olan zat. Kutbun 2 tane yardımcısı. Ettim bunlar 3. Kaldı geriye 4. Bu 4 kişiye de Evtâd deniliyor. Direkler. Bunları niye böyle izah etmiş detayıyla Muhyiddin İbn Arabi Hazretleri? Alemdeki işleyişin nasıl olduğunu iyi anlayalım diye, idrak edelim. Allahu Teala bu alemi, halk ettiği bu alemi yönetirken, buradaki oluşları, eylemleri yaparken hangi sebeplerle yapmakta, yürütmekte, bu sistemi algılamamız ve öğrenmemiz adına bunları zikretmiş. Çünkü dedik ya, alemi Allahu Teala kutup aracılığıyla yönetmekte. Allah'ın kendileriyle alemi koruduğu Evtâd beşincileri olmayan 4 kişidir. Onlar ebdaldan bedeller daha özel kişilerdir. İmam ise onlardan daha özeldir. Kutup ise bu rical topluluğunun en özelidir. Kutup, başta bir kutup var demiştik. Bu tasavvuf yolda ebdal olarak anlamlı bir lafızdır. Sufiler kötülenmiş nitelikleri övülmüş huylarla değiştirenlere ebdal dedikleri gibi halk arasında bu ebdal değişmiş, abdal olmuş mesela. Abdal. Öyle derler ya işte, abdal diye kime denilmiş? Kötülenmiş huyları övülmüş huylarla değiştirmeye gayret eden ve değiştiren insanlar topluluğu. Aynı zamanda kendilerinde toplanmış bir nitelik nedeniyle özel bir gruba da bu ad verilir. Bunların sayısı bazı kimselere göre 40'tır. Bazı sufilere göre ise sayıları 7'dir. Sayılarının 7 olduğunu söyleyenler evdalı Evtâd'ın dışında sayan arkadaşlarımızdır. Evtâd'ı 4 kişi sayanlar ise onları ebdaldan sayan arkadaşlarımızdır. O halde ebdal 7'dir. Bu 7 kişiden 4'ü Evtâd, ikisi imam, birisi ise kutuptur. İşte bu topluluk toplam 7 kişi olur. Sufiler birisi öldüğünde yerine diğeri geçtiği için bu topluluğun ebdal diye isimlendirini belirtmiştir. 40'tan bir kişi alınır, ardından 300 kişiden bir kişiye tamamlanır. Dedik ya işte kutup vefat ederse ya da 7'lerden biri vefat ederse o zaman 40'ların içinden bir kişi alınıyor. 7'ler tamamlanıyor. 40'larda eksilme olduğu için bu sefer 40'larda 300'ler diye bir makam var, mertebe, evliyalar. 300 kişi yeryüzünde 300 kişidir onlar. 40'lardan sonra mertebesi 40'ların altında bulunan evliyalardır. Evliyalar grubu. Bu yeri gelmişken bu 40'ların da mesela her ay toplantıları var. Her ay 40'lar toplanmaktadır. Ruhaniyetleri itibariyle Allah-u Teala'nın takdir ettiği mekanda bazı ehlullah bunu Hira dağında çoğunlukla orada toplandığını söylemiştir. 40'ların. Orada toplanırlar ve alemde olacak olaylarla alakalı kararlar alınır. Çoğunlukla Resulullah Efendimiz bu toplantıya başkanlık eder. Resulullah Efendimiz'in katılmadığı zamanlarda ise kutup, zamanın kutbu başkanlık eder. Burada Muhyiddin İbn Arabi Hazretleri ve Ehlullah'tan bazıları bu toplantılar hakkında detaylı bilgiler vermiştir. İşte o toplantıya katılanlardan geçmiş dönemlerde yaşamış olan kutuplardan da ruhaniyetleri itibariyle toplantıya katılırlar. Yalnız onlar fikir beyan etmek ve o alınan kararları icra etmek hususunda aktif görevli değildirler. Sadece toplantıya katılırlar. Ve onların toplantıya katılışlarında ben şunu gözlemledim diye buyurmakta. Hep aynı sıfat üzere geldiğini gördüğüm zaman onların geçmişte yaşamış insanlardan olduğunu, ruhaniyetleri itibariyle geldiğini gördüm, gözlemledim. Aynı sıfat üzere geldiklerine. Yaşayanlarda ise sıfatlarında değişmeler olur sürekli. Giyiminde, kuşamında ve suretlerinde değişmeler olduğunu gözlemleyebildik diyor. Ve o ölmüş olanların gelişlerinde adeta böyle süzülerek gelirler. Adım atma değil de uçarcasına geldiklerini gördüğümde bunların ölenlerden, ruhaniyeti itibariyle oraya katılanlardan olduğunu anlamış oldum diye bunu belirtmiş. Ehl-i Vahtan bu konuda bilgi veren bayağı bir zat var yani. Bu 40'ların toplantısıyla alakalı. Evet, 300 ise salih müminlerden bir kişiyle tamamlanır. Bir görüşe göre onların ebdal diye isimlendirmelerinin nedeni yerlerine geçecek kimseleri yani bedelleri istedikleri yere bırakma gücünün kendilerine verilmiş olmasıdır. Bunun nedeni kendilerinden bir bilgiye göre içlerinde bulunan bir durumdur. Bu bırakmak kendilerinden bir ilme göre değilse böyle bir insan bu makama adamlarından birisi değildir. Bu makamın adamlarından birisi değildir. Bunun yerine ümmetin salihlerinden olabileceği gibi aynı zamanda efrattan yani teklerden de olabilir. Bu dört evtadın yani direklerin tıpkı bundan önceki bölümde zikrettiğimiz evdalınki gibi ilahi bir ruhanilikleri ve yüce bir ruhaniyetleri vardır. Onların birisi Adem'in kalbi üzerindedir. Diğeri İbrahim'in kalbi üzerindedir. Bu evtad direkleri sayıyor. Biri Adem'in kalbi üzerinde, diğeri İbrahim'in kalbi üzerinde, diğeri İsa'nın kalbi üzerindedir, diğeri de Muhammed'in aleyhissalatü vesselam'ın kalbi üzerinedir. Bu meyanda birisine İsrafil'in ruhaniyeti yardım eder, diğerine Mikail'in ruhaniyeti, başka birine Cebrail'in ruhaniyeti, diğerine de Azrail'in ruhaniyeti yardım eder. Her bir vedet yani direk evin Kabe esaslarından birinin sahibidir. Her bir direk Kabe esaslarından birinin sahibidir. Kabe'nin de dört köşesi var ya, şimdi onlara atıf yapıyor. Adem'in kalbi üzerinde olan direk Şam bölgesindeki Rüknün İbrahim'in kalbi üzerinde. Adem'in kalbi üzerinde olan direk Şam bölgesindeki Rüknün. İbrahim'in kalbi üzerinde olan direk Irak Rüknü Iraki var ya. Irak tarafındaki Rüknün. İsa'nın kalbi üzerindeki direk Yemen, Rükn-i Yemani bölgesindeki Rüknün, Muhammed kalbi üzerindeki olan direk ise Hacer-i Esved Rüknünün sahibidir. Allah'a hamdolsun o bize aittir. Burada Muhyiddin İbn Arabi Hazretleri kendi makamında belirtiyor. Hacer-i Esved Rüknünün şeyi bize aittir diyor. Bu şeyi kitabı yazdığı o dönemde demek ki o dört direklerden birisiymiş Muhyiddin İbn Arabi Hazretleri. O bize aittir diyor. Kitabı yazdığı dönemde. Yedilerden yani. Yedilerin içerisinde yani. O dönemde. O dönemde. Kitabı yazdığı dönemde. Allah-u Alem sonra o Gavs Kutbül Aktaplık makamına da ulaşmıştır. Tabi. Bu kitabı yazdığı dönemde direklerdenmiş yani. Dört direkten biri. O yediler içerisinde olduğunu anlıyoruz.